Hayvan Haber Merkezimize hoş geldiniz değerli izleyenler. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Henüz 20 yaşında lösemi hastalığı nedeniyle hayata veda eden Bartınlı genç gözyaşları arasında toprağa defnedildi. Her şey Allah'ta kardeşim. Üzülme. Allah yazmış böyle olsun. Üzülme. Hep yanıydı. Her gün 10 ünite kana ihtiyacı vardı. Ailesinin ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden kan bağışı için yapılan duyurulardan haberdar olan gönüllülerin kan bağışlarıyla hayata tutunuyordu. 20 yaşındaki Selçuk Erdoğan'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürdüğü yaşam mücadelesi BTV Haber Merkezi'nin İHA kaynaklı haberi sonrasında dikkat çekmişti. Kan bağışlarında ciddi oranda artış olmuştu. Öyle ki İstanbul'dan, Bursa'dan Selçuk Erdoğan'a kan vermek için gelenler oldu. Ama lösemi hastalığının pençesinde vücudu yorgunlaşan genç yaşam mücadelesini kaybetti. Onun ölümü sadece ailesi ve yakınlarını değil, durumdan haberdar olan herkesi derinden üzdü. 20 yaşında, henüz hayatın baharındayken yakalandığı hastalık nedeniyle hayata veda eden Selçuk Erdoğan, memleketi Bartın'ın Hasankadı beldesinde düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan da katılırken arkadaşları da Selçuk'u her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Cenaze sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı baba Metin Erdoğan, oğlunun yaşama tutunabilmesi için her gün ihtiyacı olan 10 ünite kanın bulunması için emek verenlere teşekkür ederken gözyaşlarını da tutamadı. Bizim Türkiye'ye kan ismini bulmaya çalışan başına da kendi Allah kendisinden 1000 kere razı olsun. Oğlum Mars'a çıktık kardeşim. Ne kadarlık bir kan veriliyordu son zamanlarda Müslüm abi? İhtiyacı oluyordu günde. Günde en az 10 litre kan ihtiyacı vardı. Bunu Türkiye halkı en içten yaklaşan hepsimize verdi. Allah hepsinin içine tekrar razı olsun. Başınız. Kılınan cenaze namazından sonra Selçuk Erdoğan'ın naaşı Doğancılar Mahallesi aile mezarlığına defnedildi. Bartın Ziraat Odası 23. Genel Kurulu'nda mevcut başkan Rüştü Civak ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Regaip Bayraktar başkanlık için yarıştılar. İlginç diyalogların yaşandığı seçimin galibi ise burayı benden başkası yürütemez diyen Rüştü Civak oldu. Bartın Ziraat Odası 23. Genel Kurulu Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Geniş katılımla gerçekleşen genel kurulda iki liste yarıştı. Mevcut başkan Rüştü Civan yeniden başkanlık için aday olduğu genel kurulun diğer bir adayı ise AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Regaip Bayraktar'dı. Kongrenin başkan adaylarından Regaip Bayraktar'ın seçilmesi durumunda ekibiyle birlikte çiftçilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için çalışacaklarını söyledi. Katılmakta gelişen teknoloji ve yenilikler hakkında çiftçiyi bilgilendirmektedir. Evet, biz de ziraat odalarımızın kanun noktasında bizlere inşallah sizlerin bize vereceği destekle eğer yönetimimizle birlikte kazandığımızda bu kanun ve mevzuatlar çerçevesinde birinci olarak yapmak istediğimiz yukarıda sayılan kanun ve mevzuat çerçevesinde bünyesinde bulundurduğu sigortacı faaliyetlerini geliştirerek tarım sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak. Organik tarım projeleri yaygınlaştırmak, bölgemizin parçalı, küçük arazilerde tarım yapan dağlık bölgelerin organik tarım bölgesi haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. İyi tarım uygulamalarını geliştirmek, bölgemiz çiftçinin iyi tarım yapmasını sağlamak için mücadele vereceğiz. Avrupa Birliği hibe programlarından gerek kurum olarak, gerekse bölge çiftçilerinin en üst düzeyde yararlanmasına bilgi verme noktasında yardımcı olacağız. Ziraat Odası'nın başkanlığını yapan ve genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Rüştü Civak ise konuşmasında benden başkası burayı yürütemez deyip, başkanlığı döneminde kendisinden hiç kimsenin şikayetçi olmadığını ve diğer aday tarafından verilen vaatlerinin de hikaye olduğunu söyledi. Yani Ziraat Odası öyle büyük bir haber yeri değil arkadaşlar. Buraya bunlar kendilerine göre alacaklar, ağalık yapacaklar ama bu çiftçi burayı vermez arkadaşlar. Bu köylü burayı vermez. Kim layıkse ona verir. Benden başkası burayı yürütemez. Neden? Ben her zaman iyiyim. Herkesin iyiyim. Bir tane çiftçi tutsun benden şikayetçi olsun ona var mı? Yok.
onu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, bilmem ne yapacağım. Bunlar hikaye. Hikaye. Arkadaşlar, bazen bazen kusura bakmayın. Aynı odaya benim çizgiyle kapılığa açıp, tatlı yerim yok, odam yok. Allah Allah. Hikaye müfettişler durdu. Oda yaptırdılar, tatlı durdular. Ben açıkta duruyorum, şakacağım onları şimdi onlar. Seçimler tabii. Hadi oylarınızı bekliyorum. Ben ne yapmak isterdim? Bana söyleyin, ben nereye açacağım? Açalım yani ben. Ama sizden kulfet çıkar. Oradaki adamın parasını kim verecek? Bir gün adam çalışırlar, sıkılsa cezaya çekilir ya. Şakası yok bu işin. Dünya'da olsa Rüştü Mutlu'da kime zarar yapmış, kimin kapıdan kovmuş, kime ne yapmış? Burası cehennemi, çiftçinin yeri. Hadi başarılar diliyorum. Konuşmaların sonrasında yapılan seçimlerde ise mevcut başkan Rüştü Civak oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan seçimde Civak 81 oy alırken Bayraktar ise 68 oy aldı. 154 oyun kullanıldığı seçimde 5 oy da geçersiz sayıldı. Bartın'da freni patlayan beton mikseri önünde seyir halinde olan tüp yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada iki kamyon da devrilerek durabilirken 4 kişi de yaralandı. Bartın Arıt yolu çömü boğazında akşam saatlerinde meydana gelen kazada frenleri tutmayan beton mikseri önünde seyir halinde olan tüp yüklü kamyonu arkadan çarptı. Kazada iki kamyon da devrilerek durabildi. 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası olan yerine gelen jandarma ekipleri trafiği tek şeritten sağladı. 4 kişinin de yaralandığı kazada yaralılara ilk müdahale 112 ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kamyonun karıştığı kazada tüp yüklü kamyondaki tüplerin alev alıp patlamamış olması olası bir facia yaşanmasını da engelledi. Olay yerinden çekilen görüntüler kazanın şiddetini ve olası bir facianın da şans eseri yaşanmadığını gözler önüne serdi. Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Zonguldak-Ankara karayolu 15. kilometrede meydana gelen kazada Ankara istikametinden Zonguldak'a seyir halinde olan Alaaddin A idaresindeki 14KL925 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada araç şoförü Alaaddin A yaralanırken araçta bulunan Gülizer Saydam ise hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan Alaaddin A'nın yaralanan eşi Güler A ise Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yara alan Hatice S. de Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zonguldak-Nereli ilçesinde balıkçıların ağına takılan 40 kiloluk torik görenlerin ilgisini çekti. Karadeniz'de etkili olan lodos bazı bölgelerde büyük hasarlara yol açarken denizlerde avlanan balıkçılar ise lodosun etkisini yitirmesiyle beraber açıldıkları denizden bol balıkla döndüler. Balıkçıları mutlu eden bir başka şey ise ağlarına takılan 40 kiloluk torik balığıydı. Lodos sebebiyle yolunu şaşırıp Karadeniz'e yöneldiği ifade edilen torik balıkçıların ağına takıldı.
Ton balığı olarak da bilinen torik, Zonguldak'taki bir balıkçının tezgahında sergilenmeye başlandı. Bizim buradaki balıkçıların ağlarına takıldı. Şimdi biz 40 kiloluk bir balık olduğundan dolayı müşteri alamayacağından parçalayacağız. İsteyene 1 kilo, yarım kilo, 2 kiloluk parçalar halinde satacağız. Ortalama 30 lira düşünüyoruz kilosuna. Balığı kilo oranı hemen hemen 3'te 1 oranında, yani yaklaşık olarak 13 kilosu kilo olsa yine 27 kilo, 25 kilo civarında et çıkar. 700 lira civarında yapıyoruz. Fırtına bereket getirdi. Öyle diyelim. Belki de hayatlarında ilk kez bir torik balığı görenler hayretler içerisinde uzun uzun 40 kiloluk balığı izlemeye koyuldular. 50, 40 kilo. Sergilendiği balıkçıda vatandaşların şaşkın bakışlarla incelediği torik balığı kilosu 30 liradan satışa sunulacak. Torik'in satışa çıktığı balıkçı tezgahının sahibi, Torik'in tek bir kişi tarafından alınamayacağı için parçalanarak satışa sunulacağını söyledi. Torik balığını sergilendiği tezgahta gören bazı vatandaşlar da cep telefonlarının kameralarına sarılıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kişi bir tekel bayinden bir açılarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Ereğli ilçesinde bir tekel bayinde yaşanan soygun anı güvenlik kameralarına takıldı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda tekel bayinin önüne gelen iki kişi önce iş yeri çevresinde keşif yaptılar. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan soyguncular daha sonra demir kafeste bulunan bira kasasındaki biraları boşaltmaya başladılar. Kasada bulunan yaklaşık 20 şişe birayı iki seferde boşaltan soyguncular biraları aldıktan sonra ortadan kayboldu. Bira hırsızlarının o anları ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Zonguldak'ta yaşayan 22 yaşındaki Elif Keskin tarafından Van depremi sonrası da başlatılan ve büyük ilgi gören yardım kampanyası kargo konusuna takılmıştı. Yayınlanan haberler sonrasında yardım malzemelerinin gönderilmesi için bir sponsor bulundu ve kampanya mutlu sona ulaştı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çorap fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Elif Keskin, 2011 Van depreminin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar ve çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden çığ gibi büyüyen yardım kampanyası kapsamında Elif Keskin'e yurdun dört bir yanından yardım malzemeleri yağdı. Kısa sürede 500'e yakın giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi toplayan genç kız yardım malzemelerini Van'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediğinde ise kargo engeline takıldı. Geçtiğimiz günlerde haberlere konu olan bu durum sonrasında genç kızın yardım talebi karşılık buldu. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Bahri Küçük kargoların Van'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda sorumluluğu üstlendi. Mutlu sona ulaşan kampanya en çok Elif Keskin'i sevindirdi. Kampanya sahibi Elif Keskin, kargo ücretlerini üstlenen Bahri Küçük'e teşekkür ederken kargoların kısa sürede yola çıkacağını söyledi. İlk önce Bahri Bey'e çok teşekkür ediyorum. Birçok yardım topladık. Diğer illerden olsun, Zonguldak Alaplı'dan özellikle birçok yardımımızı buradan topladık. Büyük bir kitlelere ulaştı. Çok güzel yardımlar topladık. Fakat dediğim gibi haberimizde de ilk önce zaten böyle başlatmıştık. Kargo engeline takıldık. Bahri Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Zonguldak merkezden geldi. Kargo ücretlerini üstlendi. Hayırlısıyla inşallah bugün kargolarımızı yola çıkartacağız. Bu çorbada... Kargo ücretini üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Bahri Küçük de kampanyada kendisinin de katkı sunma şansı olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Tekrar üstlenmeye hazırız. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Arkadaşımız güzel bir olaya vesile oldu. Bizler de çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bize. Daha sonra bir araca yüklenen yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Van'a gönderildi. İnşallah daha iyi, daha çok başarılarımız olur. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam.
Bolu polisinin 3 ilde eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alınırken Mudurnu'da bir köye 150 polis ve jandarmayla baskın düzenlendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu, Sakarya ve Kastamonu'da 18 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok ev ve ambarda arama yapılırken bazı evlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ağlama bakayım mı? He? Operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde de baskın düzenledi. Yaklaşık 150 polis ve jandarmanın katıldığı operasyonda çevik kuvvet polisleri de hazır bulunduruldu. Narkotik timleri baskınlarda köyde bulunan çok sayıda evde arama yaptı. Bolu polisinin operasyonunda 3 ilde toplam 20 kişi gözaltına alınırken şahısların ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bartın Polis Gücü 15. hafta kendi sahasında karşılaştığı Maltepe Yalıspor'a 3-2 mağlup oldu. Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi B grubunda mücadele eden Bartın Polis Gücü Spor sezonun 15. haftasında kendi sahasında Maltepe Yalıspor'la karşı karşıya geldi. Ömer Tepesi spor salonunda oynanan iki ekip arasındaki karşılaşmayı Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Polis Gücü Spor Kulüp Başkanı Alpay Balık ve çok sayıda spor sever izledi. Büyük çekişme içerisinde geçen maçın ilk seti 25-19 Polis Gücü Bayan Voleybol takımının üstünlüğüyle bitti. İkinci sette toparlanan Maltepe Yalıspor oyunda dengeyi kurdu ve seti 25-17 kazandı. Üçüncü sette tekrar oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz Polis Gücü seti 25-21 alarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette Maltepe Yalıspor etkili bir oyun sergilerken seti de 25-21 alırken durum 2-2 oldu. Final setine kalan maçta rakibine mağlup olan Bartın Polis Gücü Bayan Voleybol takımı maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. 15. haftasında karşılaştığı İstanbul temsilcisi Maltepe Yalıspor'a 3-2 mağlup olan Bartın Polis Gücü Bayan Voleybol takımı haftayı 1 puanla kapattı ve grupta 11. sırada yer aldı. U14 liginde şampiyonluk kovalayan Bartın Spor, ligin 4. haftasında derbide karşılaştığı Kemer Spor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi. Bartın derbisinde karşılaşan iki ekibin mücadelesini Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Ertan Orhan, Kemer Spor Genel Sekreteri Hüseyin Özkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Top, Kemer Spor yöneticileri İsmail Eker Biçer ve çok sayıda spor sever izledi. Ömer Tepesi Sentetik Çim 150 sahada oynanan maçın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın ilk çeyrek bölümünde iki takım da başa baş bir mücadele ortaya koydu. İlk 15 dakikanın ardından Bartın Spor orta saha üstünlüğünü eline alırken geliştirilen organize ataklarda bol pozisyon üretti. Tempolu geçen maçın ilk yarısı Furkan Güler'in attığı gollerle Bartın Spor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de açık bir oyun ortaya koydu. Bartın Spor'un daha fazla topa sahip olduğu ikinci yarıda Furkan Güler ve Emircan Caymaz'ın attıkları gollerle karşılaşma Bartın Spor'un 4-0 galibiyetiyle sona erdi. Bartın Spor 4. hafta elde ettiği galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken liderliğini de devam ettirdi. Dikkat çeken ve öne çıkan haberleri sizlerle paylaştık değerli izleyenler. BTV ekranlarında tekrar görüşmek dileğiyle bizimle kalın, hoşça kalın. We'll be right back.
Batıda şıklığın ve zerafetin değişmeyen adresi Kuyumcu Ünal. En yeni tasarımlarıyla her türlü altın, pırlanta ve alyans çeşitleri Kuyumcu Ünal garantisiyle sizlere sunuluyor. Altında ve pırlantada göz alıcı güzelliğin Bartın'daki adresi Kuyumcu Ünal, altın ve döviz fiyatlarını sunar. Takıda şıklığın ve zerafetin değişmeyen adresi Kuyumcu Ünal. En yeni tasarımlarıyla her türlü altın, pırlanta ve alyans çeşitleri Kuyumcu Ünal garantisiyle sizlere sunuluyor. Çatınızda 30 yıllık garanti. Yazlar Kiremit. Yazlar Kiremit hava durumunu sunar. Kiremit'te güvenin ve kalitenin adresi Yazlar Kiremit. Yazlar Kiremit hava durumunu sundu.